AK Partili Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce 2018'de 14 milyon 277 bin lira ihaleyle yapımına başlanan müzenin aradan 4 yıl geçmesine rağmen hala bitirilemediğini söyledi. Bu binayla ilgili Muğla'da çeşitli tevatürler var vatandaşlarımız tarafından. Bazıları binanın mermer yapısından dolayı belediye hamamı olduğunu düşünüyor. Bazı vatandaşlarımız da kubbesinden dolayı cami olacağını zannediyor. Bazı vatandaşlarımız da müze olacağını iddia ediyor. Tabi vatandaşımızın kafası karışık. Açmayı bile beceremediğiniz bu sözde müze 4 yıldır harabe haline geldi. İşte görüyorsunuz siz de müzenin halini. 4 yıldan beri hiçbir şey yapılmadı. Bina kaderine terk edildi. Atıl bir şekilde duruyor. Belediye sözleşmeye aykırı olarak iş kalemlerinde keyfi olarak değişiklikler istemiş. Normalde %10'dan fazla olmaması gereken iş kalemi değişikliği ise %40'ı geçmiş. Sayın Osman Gür'ün Bölge Müzesi'nin ihale sözleşmesini Mart 2020 tarihinde tek taraflı feshetmiş. Müze inşaatında çalışan işçileri de yine bu inşaattan zabıta zoruyla inşaat alanından çıkartmışlar. Ancak feshi kararı kanunlara, mevzuata ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılmamış. Firma Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan feshi işleminin kanunlara ve mevzuata aykırı olduğunu iddia ederek konuyu yargıya taşımıştır. Yargı süreci hala devam etmektedir. Sayın Gür'ün kamu kaynağını yanlış kullanmıştır. Muğla'mızın ve hemşehrilerimizin parası maalesef çöp olmuştur.